Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Tabi bugün kilitlendiğimiz nokta Putin Erdoğan görüşmesi. Neler konuşuldu neler görüşüldü oraya geleceğiz. Ama öncesinde dünyada neler olmuş neler bitmiş. Dünyadan Türkiye haberleri. Buyurun videoya dostlar. Ukrayna'ya başlıyorum. Ukrayna-Türkiye arasında Baykar firmasının Bayraktar ve diğer İHA'ların SİHA'ların ortak üretimi, eğitimi ve test çalışmalarının beraber yapılması için Ukrayna'da kurulacak olan fabrikanın imzaları atıldı. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Zelinskiy'e dikkat. Pür dikkat. O da imza töreninde bulundu. Çünkü Ukrayna için insansız hava araçları, İHA'lar, SİHA'lar, Türk İHA'ları, SİHA'ları çok ama çok kritik ve önemli. En başta Donbas bölgesi ardından sonraki süreçte Kırım. Kırım, Kırım. Geçiyorum Afganistan'a. Afganistan'da en son hükümet ilan edilmişti. Yeni Afgan yönetimi ve bu yeni Afgan yönetimini ilk tanıyan ülke, dost, kardeş ülkemiz Pakistan olmuştu. Ve Türkiye. Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi bugün Afganistan'ın yeni yönetiminin başbakan yardımcısı, Özbek asıllı başbakan yardımcısı ile görüşme gerçekleştirdi. Güzel, güzel adımlar, güzel gelişmeler. Doğu Türkistan, Güney Türkistan, Türkistan için Afganistan'da olacağız. İran, Azerbaycan ve gerilim, gerilim, gerilim. İran'ın gerilimi yükseltme çabaları devam ediyor. İran, Azerbaycan sınırına yüzlerce zırhlı araç gereç sevk etmeye devam ediyor. İranlı devasa bir orduyu Azerbaycan sınırına yığdı. İran, Azerbaycan'ı İsrail ile işbirliği yapmakla suçluyor. Nasıl? Azerbaycan İsrail ile anlaştı ve sözde İran'ın olan yerlerde bir işler çevirecekler. Azerbaycan orada İsrail'e yer açacak diyor İran. Azerbaycan İsrail ile anlaştı. Bizim içimizi İran içini karıştırıp topraklarımızdan yer alacaklar. Ah ulan ah kendi bahanelerine kılıf uyduruyorlar. Cümle alem biliyor ki İran'la İsrail'in nasıl böyle platonik aşık olduğunu. Daha doğrusu karşılıklı gizli aşk yaşadığını. İran, İran ne İsrail'i biz geliyoruz biz. Güney Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimizi sizin insafınıza bırakmayız. Ama burada İran'ın yaptığı esasen şu sevgili dostlar İran, Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan arasındaki Meyri koridoru, Zengezur koridoru geçidini engellemek istiyor. Bunu Ermenistan'la iş çevirerekten, fırıldaklık çevirerekten yapmaya çalışıyor. Çünkü biliyor ki Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan, meyri koridoruyla Türk dünyasıyla birleşirse Güney Azerbaycan elinden elbet ama elbet çıkacaktır. Çünkü kardeşlerimize daha daha fazla bir güven gelecek. Türkiye. Onları da kanatlar altına almak için. İran'daki Türk kardeşlerimiz yalnız değil dedik ve bugünü. Türkiye, Azerbaycan İran arasında yükselen gerilimde ve İran'ın bölgeye zırhlı araç gereçler sevk etmesinden sonra Türkiye'de İran sınırına zırhlı araç gereçler, tank, top, tüfek sevk etmeye başladı. O kadar. Hani şunu da artı parantez söyleyelim şu da bugünlerde gündemde Türkiye-İran sınırındaki mayınlar toplanmaya başlanıyor. Hatırlayın en son Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlar toplanmıştı ve ondan sonra misak-ı milliğimizi oluşturmak için harekatlar, operasyonlar başlamıştı. Cerablus, Elbap, Afrin, İdlib, Tel Abyad, Resulayn. Daha sırada diğer yerler var. İran sınırındaki de mayınlar kaldırılıyor. Olaya bu taraftan da bir bakmak lazım. Hani şu da söyleniyor. İran sınırındaki mayınlar kaldırılıyor. İşte bilmem mülteciler rahat gelsin diye. Yok öyle bir dünya. Zaten boydan boya tüm sınır duvarlarla örüldü. Türkiye, İran mayınlar kalkıyor. Türkiye, Azerbaycan, Güney Azerbaycan. Kardeşlerimiz var bir hayalimiz. Yunan'ı Yunan'a değdirmesek olmaz. Bugün Yunan'dan haberler. Yunan Türkiye'ye gövde gösterisi yapıyor. Yunan ismi geçmese de gövde gösterisi yaptığı yer esasen çok önemli Batı Trakya. Dede Ağaç bölgesinde Yunanistan Parmenion tatbikatı yapıyor. Arkada size tatbikattan fotoğrafları paylaşıyorum. Yunan zırhlı tümeni bölgede büyük büyük tatbikat yapmış. E her şeye hazırlarmış. Bak sen. Yunan tankların namlularını Türkiye'ye çevirerekten bu pozu veriyor e biz de Yunan'a deriz ki takilere söylesin senin o sıraya dizdin tanklara bizimkinin bir tanesi yeter artar bile. Martılarımız adalar denizi üzerinde uçmaya devam ediyor. Gök vatan haritası şekillendiriliyor. Sizlere diyordum mavi vatanımız var. Mavi vatanın aynı sınırları gökte de oluşturuluyor. Gök vatan diyorum ben ona. P-72 deniz karakul uçağımız adalar denizi üzerinde, adalarımızın üzerinde bir şeyler deniyor. Mavi vatanın kardeşi gök vatanı kolaçan ediyor ama ilginçtir. Çok ilginç bir nokta var. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Hani böyle gidiyoruz gidiyoruz tam adalar denizin orta yerinden gidiyoruz. Atina'ya gelince yaklaşınca şu şöyle bir U yapıyoruz. Hani Atina'ya kendimizi gösterip geri geliyoruz. Neyi gösterdik acaba? Hani deniz karakol uçağımız olması gereken haritayı çiziyor. Orada geçerken şöyle bir Olympus'takileri Micho'ya yaklaşaraktan selam çakıyor. Geleceğimiz günü bekliyor. Elbet bir gün. Ponçik Günan. Fransa, Fransa biliyorsunuz Yunanistan'la mini Aukus Paktı kurmuştu. Makaronun yediği gazlıklar boyunu açtıktan sonra ne yapsın? Her zaman böyle sözünü geçirdi. Her zaman bir parmak ağzına bal çalıp ama o kaynan kucağına aldığı Yunanistan ve hedefler ve Yunanistan'ın yediği büyük gazlıklar. Fransa'nın Yunanistan'ı oluşturduğu mini Aukus Paktı başlamadan karaya bağlamışa benziyor. Niçin? Çünkü Yunanistan'ın içinde Yunan iç siyasetinde bir kriz başladı. Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras. Çipro. Miçotak ise saydırıp saydırıp duruyor. Saydırıp saydırıp duruyor. Yunan'ın Fransa'ya harcayacağı parayı hesap etmeye başlayınca bu kriz ortaya çıktı. Yunan muhalefeti diyor ki Çipras'ın başında. Çipro Miço'ya diyor ki yahu arkadaş sen 5 milyar euroyu Fransa'ya verdin. E bunun takviyesi, bunun bakımı, gemilerin bakımı, gemilerin mühimmatının yerleştirilmesi bize çok pahalıya patlayacak. Bizim halkımız ne yiyecek, daş mı yiyecek ey miço diyor Çipro. Ne kadar da güzel söylüyor. Burada olay şu sevgili dostlar. Yunanistan söz konusu olunca tek ama tek kazanan Amerika'dır, Fransa'dır. Yunan kaybediyor. Ponçik Yunan çaresizce Türkiye'nin askeri gücüne ayak uydurmaya çalışıyor. Daha çok uğraşır. Bir gece ansızın. Bekle. Ve ve ve. Bugünün ana gündemi Erdoğan Putin görüşmesi, Türkiye Rusya Suriye meseleleri neler oldu, neler konuşuldu, neler görüşüldü. Soçi'de yapılan bu görüşmede Türkiye Rusya'dan istediğini aldı mı yoksa Rusya? her şey ama her şeyi Türkiye'ye kabul ettirdi mi neler oldu? Liderlerin yaptığı açıklamalarla gündeme başlayalım. Putin yaptığı açıklamada Sayın Erdoğan'la çok kapsayıcı ve yararlı bir toplantı yaptık. Temasta olmaya devam edeceğiz dedi. Peki Sayın Erdoğan ne dedi? Mevkidaşım Putin ile verimli bir toplantı yaptık. Aa bir dakika. Burada önemli bir kelime var. Mevkidaşım. Çok şükür İlk defa dostum demedi. Çünkü bugüne kadar Erdoğan Putin'e dostum Putin'de falan filan diye konuşurdu. Olmaz. Bugünkü toplantıda mevkidaşım Putin dedi ve toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Tabi toplantı öncesi 5 dakika basına bir poz verildi, görüntü verildi ama kapalı kapılar ardında gidildiği zaman toplantılar yapıldı. Baş başa yapılan toplantıda toplantı sonrası hiçbir basın mensubuna görüntü verilmedi. Toplantının içeriği açıklanmadı, işte bildiri dağıtılmadı, o şu bu olmadı. Sayın Erdoğan'ın uçakta Türkiye'ye dönüşünde bir şeyler konuşulacağı düşünüyor, bir şeyler açıklayacağı düşünüyor ama belki o da olmayabilir. Fakat toplantı bittikten sonra Türk tankları biliyorsunuz M4 karayolunda aktif halde sağda solda bulunuyordu. En son yerleştirmiştik bu toplantı öncesi Rusların artan bir hava saldırısı vardı. Hani mevcut yerinden çıkıp ileriye doğru gitmişti. Türk tankları M4'ün güney tarafına geçmişti. Geri M4'ün kuzey tarafına geçti. Geri eski pozisyonuna geldi Türk tankları. Rus jetleri aynı noktada da özellikle İdlib bölgesini Afrin bölgesini bombalamayı bıraktı, kesti. Hani olay şu sevgili dostlar. Rusya'da, Türkiye'de eski pozisyonlarına geçtiler. Henüz net bir durum yok. Yani ne Türkiye'nin istediği oldu ne Rusya'nın istediği oldu. Soçi'de kısmi bir şeyler oldu ama net bir şey olmadı. Ne Rusya ne Türkiye istediğini almadı. Durum öyle gözüküyor. Türkiye'nin ilk hedefi M4 Karayolu'nun kuzey tarafını olduğu gibi tutmak ve M4'ün kenarından boydan boya bir güvenli bölge tesis etmekti. Türkiye bunu neredeyse yarı yarıya başardı. Hani 911 kilometrelik Suriye Türkiye sınırının yaklaşık 500 kilometresinde biz varız. Aldık oralar sevgili dostlar. Yarısı kaldı. 400 kilometrelik bir alan kaldı. Belki ama belki bu bir iddia, bu bir görüş. M4 karayolunun güney tarafını Rusya'ya bırakırız, kuzey tarafının kontrolü biz olur ve Türkiye'nin bu adımları sonrası ne olabilir? Türkiye, Telirfat, Münbiç, Haseke başka başka bölgelere operasyon başlatabilir mi? Ama gözüken ve görünen gerçek şu ki Türkiye ne M4'ten çekildi, Türkiye ne İTİP'te bulunduğu pozisyondan çekildi. Türkiye olduğu yerde duruyor, Ruslar da duruyor büyük bir operasyon, büyük bir harekat belki de belki başlatabiliriz. Kime karşı? Johnny'lere karşı. Olabilir mi? Olabilir ama ne zaman? Ekim. Ekim ayında İtalya'da Türkiye, Amerika, Sayın Erdoğan ve Biden baş başa görüşme yapacaklar. Orada G20 zirvesi var. G20 zirvesinde bu toplantının yapılacağı kamuoyuna duyuruldu. Ama bu Rusya toplantısında neler konuşuldu, neler görüşüldü, İtalya'da kimde yapılacak olan Biden, Erdoğan görüşmesinde neler olacak, neler görüşülecek hepsi tek 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 gündeme sırasıyla gelecektir. Rusya'da da ekonomi tıkırında gitmiyor. Rusya'da da ekonomik sıkıntılar var. Tabi Rusya, Putin, Türkiye'yi bu noktada karşısına alamadı. Karşısına alamadı çünkü eğer ki karşısına alırsa Rusya'nın Türkiye'de çok büyük yatırımları var ve Rusya Türkiye'de daha fazla yatırım yapmak istiyor. Daha fazla da ekonomik olaraktan Rusya'ya katkı sağlamak istiyor, katkı kazanmak istiyor. Kazan, kazan ee Rusya. Suriye'de bizim olan yerlerden yavaş yavaş çıkacaksın, alıştır kendini. Dünya tekrardan haritalar şekilleniyor, haritalar belirleniyor sevgili dostlar. Bizler de misak-ı en başta oluşturmak için durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Önce misak-ı ardından dünyanın dört bir tarafında atalarımızın at koşturduğu topraklarda yine yeniden biz geldik, geliyoruz Allah'ın izniyle. İlahi Kelimetullah yolunda hedefimiz Kızıl Elma. Suriye'de, Libya'da, Somali'de, Karabağ'da, Kosova'da, Arnavutluk'ta, Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde. Neler oldu, neler bitiyor, neler olacak, neler bitecek. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.